Merhaba. Merhaba. Beni aramıştınız. Teyzemin kolisi varmış galiba. Ha, evet. Buyurun. Gümüş bile değil ya. Bu ne? Beş para etmez. Manevi değeri vardır diye aramıştım. Sağ olun. Var tabii. Siz gene şanslıydınız. Son zamanında yanındaydınız teyzenizin. Kadıncağız söylemek istediklerini söylemiş annenize. Göz açık gitmedi. Nasıl ya? Yanlışınız olmasın, teyzem bir şey söylemeden öldü. Yo, yanındaki hastanın yakını anlattı. Evde girişte öyle bir şeyler söylemiş. Evde girişte mi? Hı hı. Evde girişte mi demiş teyzem? Evet. Artık ne demek istediyse. Kadıncağız bir şey vasiyet etti herhalde. İnşallah anneniz anlar da yapar. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Geldiniz mi? Aşk olsun Feride. Arıyorum arıyorum, açmıyorsun telefonunu. Duymamışım Neriman Hanım. Ne oldu? Geberdi mi o pis adam? Ay Neriman Hanım, ağzınızdan yel alsın. Kemal ölmesin. Yani şu an ölmemeli. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kızım, o şeytan kılıklı gebersin diye beddua eden siz değil miydiniz? Ya bizdik. Bizdik de durumlar birazcık değişti. İnşallah o beddualar tutmaz. Evet ya. Allah'ım, ne olur Kemal, ettiğimiz bütün kötü duaları geri alıyoruz. Ona inşallah bir şey olmaz. Feride, ne diyor bu şaşkınlar? Eylül'ün yerini bilen tek kişi Kemal. Onda durumu hiç iyi değil. Eğer ölürse Eylül'ü bulamayabiliriz. Ay. Vah vah. O sersem anası da durmuş durmuş, şimdi mi bıçaklayacağı tutmuş? Yani bu işi geçen yıl yapsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Yani. Yani Neriman Hanım, hani doğru dediniz desem olmaz. Yanlış dediniz desem de olmaz. Yani öyle bir şey söylediniz ki. Kızlar, belki Kemal bir iz bırakmıştır. Neyse. Yani bilmiyorum, herhangi bir işaret. Ya bizi Eylül'e götürebilecek bir ipucu. Yok, ben evine gidip bakacağım. Cemre, hayır, bir yere gitme. Cemre, ne yapıyorsun? Feride Hanım, ya ne olur gidelim. Eylül orada yardımımızı beklerken böyle elimiz kolumuz bağlı oturmak olmuyor. Lütfen. Ben Neriman Hanım. Feride. Geldi. Kan tahlili sonuçları çıkmış. Songül, senin kolesterolün biraz yüksek mi? Ne olur yüksek olsa. Evlenmeyecek misiniz oğlum? Yok canım, öyle boş bulundum öylesine söyledim. Tamam, boş ver. Hadi vedalaşın. Yarın görüşürsünüz nikahta, hadi. Aslında tam şu an seni bir daha gördüğümde karım diyeceğim esprisinin zamanı ama... biraz yersiz olur değil mi? Ya Güney, Eylül'e bir şey olmamıştır değil mi? Olmamıştır Songül. O gayet iyi bence. Eminim ben buna. Bak, belki nikahtan önce bulunur. Hem öyle olursa nikah şahidimizi yaparız. Onu güzel olmaz mı? İnşallah. Hadi yavrum, baban işkillenecek. Kendin boşu boşuna riske atmak istemiyorum. Hadi. Görüşürüz sevgilim. Görüşürüz aşkım. Niye geldik buraya şimdi? Ya ne demek niye geldik? Belki bir ipucu buluruz dedik ya. E dedik de anahtarımız mı var kadar? Evde de kimse yok ki. A tüh ya. Keşke Mesude teyzeden alsaydık. Kafa mı kaldı kızım bizde? Ya merak etmeyin, bir şekilde gireceğiz içeri. Ne? Ne diyoruz? Ne yapıyor? Cemre, ne yapıyorsun? Böyle hırsız gibi.
gireceğiz. Başka çaremiz mi var kadar? Hadi gelin. Yanındaki hastanı yakın anlattı. Evde girişte öyle bir şeyler söylemiş. Evde girişte mi demiş teyzem? Hı, evet. Artık ne demek istediyse. Nerede bu paralar? Nerede? Yok işte yok. Nereye sakladın ya bu paraları? Bu ne ya? Bu ne ya? Para kesin buradaydı. Ya annem aldı. İyi de bana niye söylemedi ki? Bildiniz mi bir şey? Yok. Yani ne aradığımızı da bilmiyoruz ki. Kızlar aramaya devam edin. Ya elbet bir şey çıkacak. Kızlar? Kemal mi? Bakayım. Galiba avcı mıymış babası? Herhalde. Neyse kızlar aramaya devam edelim. Yani iyi de hiçbir şey bulamıyoruz ki. Gerçekten hiçbir şey yok ya. Şimdi ne yapacağız Cemre? Sadu hadi gel, yemek hazır. Songül yine mi gelmiyor sofraya? Sadu Allah aşkına rahat bırak kızı. Bırak biraz kendi kendine kalsın. Ama böyle aç aç olmaz ki ya. Aşk olsun Sadu. Müsaade eder miyim aç kalmasına? Bak hazırlıyorum işte. Yemin ediyorum kuş gibi besliyorum kızımızı ya, kuş gibi bakıyorum ona. Zehra, doğru söyle bana. Güney hastaneye geldi mi? Songül Oit'le görüştü mü? Sadu beni kesseler yalan söyleyemem. Beceremiyorum da zaten. Ama geldi. Yani Güney hastaneye geldi. Ama yani sonuçta Eylül onun da arkadaşı. Ne yapsın gelme diyemezsin ki çocuğa. Yeminle çalı gibi durdum orada Songül'ün yanında. Bir uzaktan merhaba dediler birbirlerine. Bir daha da hiç konuşmadılar. Bekçi gibi tuvalete gitmedim ayol. Sen bana güven.
Hadi ben götüreyim, bir şeyler yesin. Siz de başlayın. Bir şeyler yersin diye getirdim, güçten düşme. Canım istemiyor, sağ ol. Seni iki mesaj attı. Yarın 2'de Maltepe nikah dairesinde olsun dedi, tamam mı? Ben de bir bahaneyle babanı çıkarırım evden. Sen de bir kuaföre falan gidersin. Var mı şöyle beyaz, ne bileyim gelinlik gibi bir şey giyeceğin? Giysene. Ya benim kuaför, elbise düşünecek halim mi var? Evlilik kayıpken nikah yapmak bile ağrıma gidiyor zaten. Ne yapalım canım? Her koyun kendi bacağından asılır. Ne yapacaksın? Biz asılırsak da beraber asılırız. Onlar benim kardeşim. Öf. Çok sıkıldım senin bu kardeşlik türkünden. Gerçekten. Baban seni Trabzon'a götürsün de gör o zaman kardeşliği. Bir daha hiçbirini göremezsin, biliyorsun değil mi? Hasba. Yarından sonra kocana yaparsın artık bu tripleri. Zavallı çocuk. Ben çok acıyorum ona. Allah ona sabır versin. Eylül ne yapıyordur acaba? Aç mıdır, tok mudur? Eylül'ün yerine bir tek pislik Kemal biliyor. O da Eylül'ü kilitli tutuyorsa, ki tutuyordur zaten. Yemeği falan yoktur bence. Açtır diyorsun ya. Açtır, susuzdur. Kim bilir ne haldedir kızı. Biz de burada böyle mal gibi yemeğin başında duruyoruz. Ya çıldıracağım kadar ya. Niye ya, niye? Ya niye bulamıyoruz bu kızı hala? Ya niye, neden ya, çıldıracağım? Ya öldüyse, ya öldüyse biz hiçbir şey yapamıyoruz şu anda ya. Çıldıracağım kadar. Allah'ım çıldıracağım ya. Defne, ne arıyorsun kızım? Hiç, defter alacaktım da para var mı diye şey ettim. Bana sorsana kızım. Aa, bak şurada cüzdanım, oradan al anneciğim. Ha, tamam. Anne, bir şey soracağım. Büyük teyze ölürken sana hiçbir şey söylemedi mi? Hayır kızım, söylemedi. Anne yani. Kadıncağız son nefesini verirken paranın yerini mi söyleyecekti? Keşke söyleseydi. Ne güzel eski zengin günlerimize dönerdik. Sen de o iğrenç iş yerinde çalışmak zorunda kalmazdın. Kızım, parayı bulsaydık bile Serkan onu Cemre'ye verirdi. Ya ona ne ya? Karışmasın o. Basar gider. Kardeşini tanımıyor musun? Beni asla affetmez. Ya anne bak, Serkan'ı ikna ederiz. Parayı bulsak gerisi kolay. Bak anne, paranın yerini buldun mu? Bulduysan hadi bana söyle, ne olur. Defne, para mara yok kızım. Teyzemle beraber para da gitti. Unut artık bunu. Takma buna. Kardeşin içeride ne halde? Sen nelerle uğraşıyorsun? Yalancı. Ne yapıyor oğlum? Harap ettin kendini. Ağlama anneciğim, ne olur. Ya, oğlum, bu adam
sizi öldürmeye çalışırken Eylül'e selam söylerim demedi mi? Ha belli ki yaşıyor çocuk. İyi de anne, nerede? Yerini bilmiyoruz ki. Polis bulacaktır onu. Sen ağlama bir tane. Serkan Bey bize küsmesin diye biz böyle sefalet içinde yaşayalım yani. Nereye sakladın bu parayı ya, nereye? Bankaya değil mi? Parayı bankaya yatırdın. Merhaba doktor bey. İçerideki hastanın durumunu soracaktım. Ne zaman taburcu olur acaba? Hasta hala geçirdiği felcin etkilerini taşıyor. Bazı testler yapmadan taburcu etmemiz mümkün değil. Anlıyorum da cinayete teşebbüsten zanlı kendisi. Üstelik kocası ölürse cinayetten yargılanacak. Yani tutuklanması gerek. Şu anda bir yere kaçamaz zaten. Ayağa kalkması bile mucize aslında. Peki siz öyle diyorsanız kolay gelsin. Sağ ol. Eylül'üm. Bulayım. Sonra... isterseniz öldürün beni. Mecburuz, bekleyeceğiz. Hadi çıkalım. Çıkalım buradan. Bırak. Bırak. Konuşturayım şunu. Bırak. Konuşturayım. Mesude Hanım yapmayın böyle. Lütfen. Rica ediyorum. Mesude Hanım kendinize gelin. Sizin burada ne işiniz var?
Burası yoğun bakım. Üstünüzdeki kıyafetlerle içeri dalmışsınız. Mikrop kapacak hasta. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Duydun değil mi hemşireyi? Bir daha sakın odaya girme. Bakın Mesude Hanım, Eylül'ü bulabilmemiz için bu adamın iyileşmesi gerekiyor. Anlıyorsun değil mi beni? Ha? Evladım, aç bir ilaç. Nereye gidiyorsunuz? Zaten dün akşam da doğru dürüst bir şey yemediniz. Hasta olacaksınız diye ödüm kopuyor. Ay bu çocuklar beni çok üzüyorlar, çok. Ya Hedo, şu içimiz almıyor. Biz ne yapabiliriz ki? Evladım, düşüp bayılırsınız. Yemeden olmaz. Çocuklar, hadi uğraştırmayın. İnin aşağı, yapın kahvaltınızı. Hadi bakalım. Biz yolda bir şeyler yeriz Hedo. Ayol, aşağıda mis gibi kahvaltı var. Ay vallahi öldürecekler beni Feride Hanım. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz sabah sabah siz bakayım? Hastaneye gidiyoruz. Ha, tamam. Ama kahvaltı yapmadan gidemezler, değil mi Neriman Hanım? Siz müdürleri olarak asla böyle bir şey müsaade etmezsiniz. Bana ne ayol? İster yerler, ister yemezler. Kazık kadar oldular. Biberonla mı besleyeceğim onları? Dermişsiniz. Ay iyi, tamam. Derhal aşağı mutfağa. O yumurtalar hüpletilecek. Yoksa kapıda bekler. Hiçbirinizi dışarıya bırakmam ona göre. Hadi marş marş, marş marş. Hadi gidelim. Başka çaremiz yok zaten. İşte böyle hizaya sokarım ben. Hediye, git şunların başında bekle. Yemeden sakın bırakma. Tamam Neriman Hanım. Nikah bugün değil mi Songül? Evet. Mutluluklar dileyeceğim ama pek sırası değil tabii. İnşallah bugün de Eylül'den bir haber çıkar. Bir haber çıkarsa beni mutlaka ara, tamam mı? Merak ediyorum ben çünkü. Tamam tamam. Sağ ol sen de. Ben bir yüzümü yıkayayım o zaman. İstemedim. Beni bu duruma babam zorladı. Beni affet, tamam mı? Sadım, hazır tatil günündesin. Gidip beraber
fırın bakalım mı? Hayır, fırın bozuldu. Altı iyi pişirmiyor çünkü. Ya Zehra, Trabzon'a taşınacağız biz. Şimdi ne yapacaksın yeni eşyayı ya? Ya niye tersliyorsun ki? Trabzon'da fırına ihtiyacımız olmayacak mı? Belki de gitmekten vazgeçersin. Burada kalırsa olmaz mı? İstanbul'u unut Zehra. Trabzon'a gidiyoruz. Tamam, gidiyoruz. Ha, hadi kızım gel, kahvaltı yapalım. Baba. Ya ne olursa olsun seni çok seviyorum. Bunu unutma, olur mu? Ben de seni seviyorum kızım. Baba kızız biz. Hiç et tırnaktan ayrılır mı? Bazen ayrılıyor işte baba. Yani ben de böyle hayal etmemiştim. Yıllarca birlikte yaşarız diye düşünmüştüm. Yine olacak kızım. Şu zor günleri bir atlatalım. Bak gör, çok mutlu olacağız. Olmadı baba. Yani sen oldurmadın. Ne oluyor sana? Sen niye benimle vedalaşır gibi konuşuyorsun bakayım? Ay gitme kızın üstüne canım. Hayat bu. Her an her şey olabilir. Kafası karışık kızın. Hayırlısıyla şu arkadaşları bulunsun. Gam kasvet dağılsın üstümüzden. Dağılacak da. Neyse. Hadi gidip fırına bakalım. Ne olur. Çok istiyorum o fırını ben. Alacağım ben o fırını. Vallahi tattım kafaya. İyi, iyi, tamam. Ellerimi yıkayayım da bir kahvaltı yapayım gideriz. Ne yapıyorsun sen? Bir de baba evden kaçıp evleneceğim deseydin. Kız ben 40 takla atıyorum bu adamı evden çıkarabilmek için. Senin yaptığın şeye bak. Şimdi çıkacağız evden. Şu nikah işlerini halletsen, tamam mı? Zaten kıyamet koparacak duyunca. Ne yapacağız bakalım? Hadi hallet şu işi. Yardımcı olabilirim. Merhaba. İyi günler. Ben sevgilim için, yani umarım bugünden sonra eşim olacak. Onun için gelinlik bakıyorum da kendisi 1.65 boylarında, 36 beden. Elinizdeki uygun modelleri görebilir miyim? Prova yapmadan gelinlik almak pek mantıklı değil ama. Keşke nişanlı da getirseydiniz. Gidip bakardık. Nişanlı... Nişanlım oluyor değil mi şimdi o benim? Vay be, nişanlı güzelmiş. Ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Yani Songül'ün buraya gelmesi mümkün değil. Güzelmiş bu. Bu olur Songül'e. Ben alıyorum onu. Bunu paketler misiniz? Tabii, siz bilirsiniz. Artık eve gittiğinden biraz perişan oldun. Yok Feride, gitmeyeyim, ne olur ne olmaz. Canım biz buradayız ama merak etme. Hadi. İyi tamam. Arayın ama tamam. Merak ederim. Selam. Merak ettim, duramadım evde. Durumu nasıl oldu? Yok bir haber. Bekliyoruz hala, yoğun bakımda işte. Ben de bekleyebilir miyim sizle? Bekleyemezsin. Git buradan. Kadercim, merak etmiş gelmiş ama. Feride Hanım.
Bizim bir emniyet müdürü tanıdığımız var da dün onunla konuştuk. Olan biteni bildiğim kadarıyla anlattım. Umarım bir faydası olur size. Teşekkürler, sağ ol. Birkaç bir şey daha sordu ama ben bilemediğim için cevap veremedim. İstiyorsanız kantinde oturalım, konuşalım biraz. Kızlar, bugünlük kızgınlığı bir kenara bırakalım. Eylül için işbirliği yapmamız lazım. İyi, tamam. Feride Hanım, siz de gelir misiniz? Yok, siz gidin. Ben buradayım. Size kahve alalım mı? Olur, kahve olur. İşte yok. Buraya da yatırmamış ya. Allah kahretsin, nereye sakladı bu kadın parayı, nereye? Nasıl ya? Sizi çimentoya gömüp öldürmeye çalıştı yani. Oğlum kafayı yemiş bu herif bak. Siz yine iyi yırtmışsınız, ben size söyleyeyim. Evet, aynen öyle oldu. Feride Hanım, biz kahveyi getirecektik de Songül'ü bekliyoruz. Ha, boş ver canım kahveyi, önemli değil. Polis aradı. Kemal'in kiraladığı ve ev, depo ya da herhangi bir yer bulamamışlar. Ya o zaman bu pislik nereye götürdü Eylül'ü? Ya onu da inşaat çukuruna gömmüş olmasın? Mezara mı koydu diyorsun yani? Yapmaz değil mi öyle bir şey Feride Hanım? Öyle bir şey olamaz değil mi? Ya sakin. Çocuklar, sakin olur musunuz? Cemre'cim, sen söylemedin mi? Eylül'e sizden selam söylerim demiş Kemal. Demek ki yaşıyor çocuk. Tabii doğru söylüyorsunuz Feride Hanım. Kemal orada ölüp kalacağını sanıyordu. Yani size yalan söylemiş olamaz değil mi? Evet, haklısınız. Kemal'in kız kardeşini sorguya almışlar. Bakalım, belki o bir şey biliyordur. Bu anlattıklarınızı benim kardeşim mi yaptı? Yok, hayatta inanmam. Kemal böyle birisi değil. Sinirlidir, minirlidir ama böyle bir psikopatlığı yapmaz o. Yapmış işte hanımefendi. Kendisi komada. Kızı kapattığı yeri öğrenemiyoruz. Eylül'ü götürebileceği herhangi bir mülkiyetiniz var mı? Bir depo, dükkan, herhangi vesaire bir şey. Yok memur bey. Zengin bir aile değiliz zaten biz. Bir evim var benim kocamla yaşadığım. Gelse oraya gelirdi. Ama ayrıca gelse ben kendi ellerimle teslim etmez miyim onu? Bir genç kıza bunları yapmasına izin verir miyim? Bakın, burada genç bir kızın hayatı mevzu bahis. Bir şey biliyorsanız doğru söyleyin. İki gözüm önüme aksın ki bilmiyorum. Vallahi hiçbir şeyden haberim yok benim. Ne yesek acaba? Ben cheesecake yiyeceğim. Böyle daha çikolatalı bir şey. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben bir limonlu cheesecake, yanına da filtre kahve istiyorum. Ben bir sufle alayım, yanına ben de filtre kahve alayım. Tabii efendim. Ben de bir çay alayım. Diyetteyim de. Ya sen şu meseleyi bir daha anlatsana. Adam baya baya evlilik kaçırmış yani, öyle mi? Evet. Hadi ya, psikopata bak. Kızım bu bir şey mi? Serkan'la Cemre'nin üstüne çimento dökmüş. Az kalsın ölüyorlarmış. Hı? Oha, olaya bak. Filmlerde oluyor böyle şeyler. Bana bak Defne. Sen yazmıyorsun değil mi bunları?
Ay ne yazacağım ya? İnanmıyorsanız gidin Serkan'la Cemre'ye sorun. Fidye mi isteyecekti acaba? Salak, ne fidyesi? Eylül'ün annesinin fidye verecek parası mı var? Adam sapık, sapık. Evlat bu. Çocuğun kaçırılsa, paran olsa da olmasa da bir şekilde bulup buluşturup verirsin yani. O yüzden söyledim. Hem benim ailem verir, net. Sizinkiler tabii verir. Çünkü zaten zenginler. Bana bak. Diyorum ki, ben seni bir gün kaçırayım. Sonra odama falan kilitleyeyim. Sonra da sizinkilerden fidye isteyelim. Süper fikir ya. Ama bak, parayı kırışırız ha. Anlaştık, anlaştık. peki Serkan'la Cemre nasıl kurtulmuşlar defter? Ya doğru diyorsunuz. Yani insanın çocuğu kaçırılırsa ne gerekiyorsa yapar değil mi? Yani kıyıda köşede parası varsa çıkarır, verir. Ben ne diyorum, bu ne diyor? Serkan'la Cemre diyorum. Nasıl kurtulmuşlar adamdan? Defne. Kızım oturuyor musun sen hala? Saat bir geç kalacağız hadi. Tamam Güney, yarım saate kalkarız. Yetişiriz merak etme. Nereye gideceksiniz ki? Şey Güney'le bir işimiz var da onu halledeceğiz. Önemli bir şey değil. Songül şaka mı bu? İnanmıyorum sana. Söylemedin mi kızlara? Neyi söylemedim? Ne oluyor? Tamam. Demek ki kutu açılınca herkes aynı anda öğrenecek. Aç bakalım. Bu ne Güney? Aç. Güney. Aç bak. Gelinlik mi? Vallahi gelinlik. Songül ne iş canısı? Bu ne ya? Ben moralim biraz olsun düzelir diye gelinlik aldım. Ama ya sen benimle dalga mı geçiyorsun Güney? Bu ne şimdi? Niye gelinlik aldın? Ben onu fırlat diye almadım Songül. Niye yaptın ki şimdi? Asıl sen niye böyle bir şey yaptın Güney? Biz burada elimiz kalbimizle Eylül'den haber bekliyoruz. Sen hiçbir şey yokmuş gibi nasıl gelinlik alırsın ya? Sanki seve isteye evleniyoruz. Ne? Evleniyor musunuz? Nasıl ya? Sen beni sevmiyor musun kızım? Zorla mı evleniyorsun benimle? Ya asıl bu ne demek Güney? Bütün söylediklerimden sadece bunu mu anladın? Ben anlayacağımı anladım Songül. Gayet açık, net bir şekilde söyledim. İstemiyorsan evlenmeyelim kızım. Zorla evlenelim diyen yok. Tamam ulan. Evlenmiyorum, vazgeçtim, anladın mı? Siz ne yapıyorsunuz canısı ya? Bir dakika içinde evleneceğinizi öğrendik, sonra da evlenmeyeceğinizi. Hayır, ben hiçbir şey anlamadım. Siz evleniyor musunuz, evlenmiyor musunuz? Ona göre sevinç şaşırması yapacağım ya da üzüntü şaşırması. Ne diyorsun Meral ya? Evet Songül Hanım, cevap ver canısı ya. Sevinsin mi, üzülsün mü? Güney bak, çok karışım, tamam mı? Anla beni. Seni çok seviyorum tabii ki, konu bu değil. Ama sadece Eylül de burada olacaktı. Yani kardeşlerimle hep birlikte olacaktık. Babamın elini öpüp çıkacaktım evden. Bayram havası olsun istiyordum, anladın mı? Tek problem o. Tamam, özür dilerim. Ben ne bileyim, o kadar moralim bozuktu ki gelinlik belki biraz olsun moralini yerine getirir diye düşünmüştüm. O yüzden aldım bu gelinliği. Ay, ne evlenmesi ya? Bize söylemeden hem de delirdiniz mi siz? Kadar şoktan yeni çıktı. Jeton köşeli düşmüyor hemen. Kızlar kusura bakmayın. Derdimiz başımızdan aşkındı, o yüzden size söyleyemedim. Babam beni Trabzon'a götürmeye karar verdi.
Yani biz de Güney'le evlenirsek götüremez diye düşündük. O yüzden hemen evlenme kararı aldık. Kızlar ya, keşke siz gelmeseydiniz bu kadar olayın arasında. Bu ne demekmiş ya? Senin nikahını kaçırır mıyız kızım? Yani tamam, hayalimizdeki gibi olmayabilir ama en azından imza attığını görelim. Kardeşim, bu şaka değil değil mi? Yani gerçekten evleniyorsunuz siz. Yani niyetimiz o kanka, evet. Oğlum nasıl geçineceksiniz? Nerede yaşayacaksınız? Hiç bunları düşündünüz mü? Düşünmedik. Yani adım adım ilerliyoruz şimdilik. Önce bir nikah kıyalım da devamını sonra düşüneceğiz. Yani ne bileyim oğlum. En kötü ihtimalle bizim evde yaşarız, kocaman ev. Ay, Songül evlenmeye bile kotla gider diyordum. Kehanetim doğru çıktı. Kendimden şu an çok korkuyorum. Güneş, şu gelini versene. Ben bir makas bulayım. Ne yapacağım makasla? Birazdan görürsünüz. Gördün mü Eylül Ana? Bak, bunca badire atlattım ama yine sana geldim. Çünkü neden? Sen benimsin de ondan. Ha, ister böyle severek yanımda durursun, ister böyle tutsağım olursun. Ama sen bu adamınsın, işte o kadar. Al. Tutsak olan ben değilim. Sensin. Ne oldu lan? Nasıl yaptın kız bunu? Sihir mi, büyü mü bu? Sen beni buraya nasıl hapsettin Eylül? Benim bir şey yapmama gerek yok. Sen kendini tutsak ettin. Kendi kötülüğünün içinde hapissin. Beni nereye kaparsan kapa. Asla senin olmayacağım. Kapıyı nasıl açmayı düşünüyorsun peki? Ben anahtarların bende olduğunu söylememiş miydim yoksa sana? He? Ya buradan beraber çıkarız ya da burada beraber ölürüz. İşte o kadar. Masanasın satayım. İmza atıp çıkacağız alt tarafı. Ya bir yıllık sürelim bari. Hayır, istemiyorum. Ya Songül. Hallettim kızlar. Songül, hadi giy bunu. Ya Cemre, sen yapma bari. Kızım, uğraştırmayın beni. Ya uğraşacak bir şey yok. Yine kotla evleneceksin. Sadece şunu üstüne geçir yeter. Ayrıca fotoğraf çekmekte de ısrar ediyoruz. Sonra Eylül'e ne göstereceğiz? Evet, yoksa Eylül çok kızar.
Ha böyle kızmayacak yani. Son gün sen yokken evlendi, bak bu da fotoğrafları mı diyeceğiz? Songül, kardeşim bak Eylül herkesin mutluluğunu isterdi. Tamam gülelim eğlenelim demiyorum ama ölmüş gibi de davranmayalım. Ya umudumuzu kaybetmeyelim lütfen. Hadi giy şunu. Hadi. Hadi ne olur. Yaptığımız tetkikler doğrultusunda şu anda zaten müşahede altında tutuyoruz. Durum çok iyi değil. Neyse, size kolay gelsin. Şey, Kemal Yılmaz'ın durumunda bir değişiklik mi var yoksa? Hayır, henüz bir değişiklik olmadığını söyledi doktor. Yalnız Eylül için kritik bir süreç başlamış olabilir. Feride Hanım, her şey hazırlıklı olmalıyız. Nasıl yani? Bakın, bu adam önce sorgudaydı. Şimdi ise yoğun bakımda. Kızı nereye kaçırdıysa artık peşinde olduğumuzu zaten biliyor. Yani kızın yanına hiç uğramamış olabilir. Söylemesi zor ama zaman geçtikçe umudumuz azalıyor. Olamaz. Öldürecek onu. Aç! Aç kapıyı aç! Açın kapıyı! Feridan. Niye açamıyor bu kapıyı? Kalk hayvan herif kalk! Feridan bunun kimseye yararı yok. Ya benim kızım ölüyor ya! Bu şerefsiz yüzünden gencecik bir insan ölecek! Uyan! Kalk Allah'ın belası kalk! Nereye götürdün elini kalk! Kalk ne olur kalk kalk! Olur kalk.